Sevgili 8. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt tarafta açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 8. sınıf yazıları da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Aşağıda verilen kaldıraç örneklerini inceleyerek kaldıracın hangi tür kaldıraca örnek olduğunu uygun kutucuklara kaldıraç türlerinin numaralarını yazarak gösteriniz. Şimdi burada dikkat ederseniz Farklı türlerde 3 tane kaldıraç var. Ama ikinci ve üçüncü görseldeki kaldıraç türleri farklı değil. Bir nevi burada yük orta kısımda ve burada ise yük son kısımda. Şimdi burada bu tarz sorularda çözümlerde dikkat edeceğiniz nokta destek noktasıdır. Destek noktası dediğiniz yer ya yere temas eden nokta ya da ayrılmayan nokta şeklinde tanımlayabilirsiniz. Yani ilk örnekte cımbıza baktığınızda cımbızın destek noktası nerede? Sonda. Bakın dikkat edin cımbızın destek noktası nerede? Sonda. Bura destek. E kuvveti biz nereye uyguluyoruz? Kuvveti orta kısım uyguluyoruz. Kuvvet Peki yük nerede? Yük ise baş kısımda, değil mi? Şurada da yük olacak. E şimdi destek sonda, kuvvet ortada, yük sonda yani başta diyebiliriz. E şimdi baktığımızda şıklar içerisinden kuvvetin ortada olduğu, desteğin başta olduğu, yükün sonda olduğu kısım üçüncü görsel şeklinde olacaktır. Peki geldik el arabasına. Şimdi el arabasında temas eden nokta nere ya da hareket etmeyen bakın destek neydi ya hareket etmeyen nokta ya da temas eden nokta e yere temas eden nokta nere tekerlek kısmı değil mi destek bura peki yük nerede yük orta kısımda kuvvet nerede? Son kısımda. E görsel içerisinde baktığımızda yükün ortada, desteğin sonda olduğu görsel nedir? 2 numaradaki görseldir. Makas'a baktığımızda ise destek noktası nerede? Ortada. Destek. E bir tarafta burada kuvvet uyguladığımız kısım. Burada da Yük olan kısım var. E görsel üzerinde baktığımızda desteğin ortada olduğu kısım nere? Birinci görsel olacaktır. Son kısma geldik. Ceviz kıracağında temas etmeyen yani değişmeyen nokta nere? Hareketin sağlandığı nokta. Orta mekanizmadır değil mi aslında? Burada şöyle de düşünebilirsiniz. Ya hocam acaba bura hareket ediyor mu? Şimdi ceviz kıracağını tam düşündüğümüzde hareket ediyor olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani e, şura Açılan ve açılmayan ceviz kıracağına göre değişir. Ama bu açılan bir ceviz kıracağı olduğu için değişmeyen kısım şu son kısım olacaktır. Destek. Yük ise ortada olacaktır. Kuvvet ise sonda olacaktır. E buradan bakarsak destek sonda yük ortada kuvvet sonunda olan da ikinci görsel şeklinde olacaktır. Yani baktığımızda aslında el arabası mantığıyla ceviz kıracağı mantığı aynı mantık üzerinde ilerliyor. 10 tane boşluk doldurma sorumuz var. Bunlara da bakalım. Bunlar üzerinden ilerleyelim. İstiklal Marşımızın yazılması için yarışmayı açan kurum hangisidir? Bu da ne olacaktır? Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Bu da zaten 12 Mart'a denk geldiğinden dolayı böyle bir sorumuz var. İkinci soruya bakalım. Sulu çözeltilerine H iyonu veren maddeler nedir? Asittir. Peki H artı değil mi? Hocam biz bunu karıştırıyoruz. O H veren mi asit? H veren mi asit? Nasıl bileceğiz? Bak H artı iyonu verdiği için sondaki asitin T'si ile H artıyı birbirine montele. Bunu unutma. Yani H artı iyonu veren asittir. Unutma pH değeri 7 olan çözeltiler nedir? Nötrdür. Bunlar mesela tuz ya da içme suyu olarak da ifade edebiliriz. İçme suyunun 7'den biraz daha yukarıya çıkıyor. İçim kalitesine göre değişebiliyor. Sulu çözeltilere OH iyonu veren ise ne oluyormuş o zaman? Baz oluyormuş. Periyodik sistemlerdeki yatay sıralara ne diyoruz biz? Periyot. Periyot diyoruz. Maddelerin sadece dış görünüşünde meydana gelen değişimler nedir? Fiziksel değişim. Peki maddelerin iç kısmındaki değişimlere biz ne diyoruz? Hadi bunu da yorum kısmına yazın bakalım kimler biliyor. Yedinci sorumuzda devam edelim. Eğik, düzlem, kaldıraç, makara gibi araçlar nokta nokta olarak adlandırılır. Bakın dikkat ederseniz eğik, düzlem, kaldıraç ve makara aslında sizin de ünite olarak işlemiş olduğunuz bir konudur. Basit makinalardır değil mi? Kaldıraç gibi, makara gibi yapılar basit makinalardır. Hareketli ve sabit makaralardan oluşan sistemlere biz ne diyoruz? Plangalar diyoruz. Palangalar diyoruz. Kamyonlara eşya yüklerken kolaylık sağlayan bir basit makinedir. Bak dikkat et ne diyor? Basit makinedir. Eee, şimdi biz yediğimiz soruda basit makinelere ne dedik? Eğik düzlem dedik, kaldıraç dedik, makara dedik. Yani aslında buradan istediğinizde koyabilirsiniz. İster kaldıraçı koyun, ister makarayı koyun fark etmez. Hepsi basit düzleme, basit makinelere girecektir bir çubuk etrafına sarılmış haldeki eğik düzlemde oluşan ve iki parçayı iki parçayı bir arada tutmaya yarayan basit makine. Bak şuradan oku. Şurayı okuma tam bir çubuk mu bu kafanı karıştırdı diyelim. Buraya bakma. İki parçayı bir araya nasıl tutturursunuz? Bak iki tahta değil mi? İki tahtayı nasıl tutturursunuz birbirine? Çiviyle değil mi? Ha. Ama bize böyle bir bir çubuk etrafına sarılmış haldeki eğik düzlemlerden oluşan yani böyle kıvrım kıvrım olan mekanizmayı soruyor. Yani çivi değil de çivi biraz daha düzdür. Onun biraz daha kıvrılmış, sarılmış hali olarak düşünebildiğimiz vida diyebiliriz. Geldik arka tarafta bulunan test sorulardan birinciyle ilerleyelim. Element sınıfları ile ilgili element sınıfları nedir? Metal, ametal, soygazlar gibi yapıların bulunduğu sınıflardır değil mi? Bu sınıflarla ilgili diyor. İfadelerden hangisi doğrudur? Bakalım. Ametallerin tümü periyodik tablonun sağında yer alır. Şimdi tümü periyodik tablonun sağında yer almaz. Niye? Hidrojene baktığınızda hidrojen de bir ametaldir ve bir A grubudur. E periyodik tablonun sağında 7A'da 6A'da bulunan ametalleri düşündüğünüzde hepsi sağda değilmiş. Solda da hidrojen iyonu bulunuyormuş. Bazı metal ve ametaller oda sıcaklığında sıvı halde bulunabilir. Bulunabilir. Evet mesela civaya baktığınızda civa akışkan bir yapıya sahiptir ama en ağır metallerden biridir. Metaldir oda sıcaklığında tuttuğunuzda akışkan bir haldedir. Yarı metaller kırılgan oldukları için işlenilebilir özellikle değildir yanlıştır. Aksine yarı metaller işlenebilir haldedir. Tel ve levha haline getirilebilirler. İşlenebilirler. Ondan dolayı doğru cevabımız yalnız 2 olacaktır. Periyodik tablo ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bak yine doğruyu soruyor. Bakalım ilerleyelim. Periyodik tabloda hem yatay hem de pardon hem yapay hem de doğal elementler vardır. Doğru mudur? Doğrudur. Hatta alt tarafta bulunan yapay elementleri ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Aynı grupta yer alan elementler benzer özelliklere sahip midir? Evet mesela soygazlar grubunda yer alanların çoğu aşağı yukarı benzer özellikleri gösterir. Elementler periyodik toplada artan atom numaralarına göre sıralandırılır. Evet bu da doğrudur. Yani 3'ü de doğrudur. Baktığınızda ne 1 2 diye böyle atom numaraları ilerleyecek şekilde devam eder. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir tepkime örneği değildir? Ha, kimyasal bir tepkime. Bakın ön tarafta sormuş olduğum bir yapı vardı değil mi? Şurada dikkat ederseniz Altıncı soruda maddelerin sadece dış görünüşünde meydana gelen değişim fiziksel değişimdir. Maddelerin iç yapısındaki değişim de kimyasaldır. Aslında yorum kısmına yazmanız gereken kimyasaldır. Cevabını da vermiş olayım. E, Kimyasal değişim maddenin içi değişecek, içi değişecek. Ama bize diyor ki örneği değildir diyor. Bakın soruda yarım çıkmış ama şurada tekrardan ekleyeyim. Değildir. Ha, şimdi bakacağız. Yani aslında bize diyor ki hangisi fizikseldir diye soruyor. Kimyasal değilse fizikseldir değil mi? E bakalım. Hava ile temas eden demirin paslanması. E, oradaki demir ne oldu? Oradaki demire baktığınızda oradaki demir artık kimyasal bir tepkime gerçekleşti. Oksitlendi. E, orada paslanma oldu. E, paslanma olursa oradaki demirin yapısı ne oldu? Dağıldı. Çaya atılan şekerin çözülmesi. Bak dur şöyle çarpı koyayım E çaya atılan şeker, şeker gene aynı şeker mi? Evet. Yapı olarak baktığınızda değişmiş mi? Hayır. Nasıl anlarız biliyor musun? Tadına bak gene şeker değil mi? Şeker. Ha, burada herhangi bir değişim yok. Bu fizikseldir. Bak fizikseldir bu. Bakalım limonun küflenmesi. Küflenmiş ya yani normal limonla küflü limonun tadı bir mi? Değil değil mi? Buna nedir? Kimyasal. Yani bu da kimyasala girer. Girmeyen sadece B seçeneği. Sobadaki odunun yanması. Odun yanarsa ne olur? Kül olur değil mi? Hatta öyle bir şarkı var ya. Kül olur içindeki zamanla falan diye. Ha, o kül olduktan sonra ne olur? Odun olmaktan artık çıkar. Geldik dördüncü soruya. Buna göre bu maddelerin ne özelliği taşır? Ha, maddeye bakalım neymiş? Esra pH metre kullanarak bir çözeltinin pH'ini ölçüyor. pH metredeki değer 3'ü gösteriyor. Oo. Şimdi biz 7'ye kalan pH metredeki 7'ye kadar olan kısımlara biz ne diyoruz? Evet asit diyoruz. Çok güzel. 7'ye ne diyoruz? Nötr diyoruz. 7'den 15'e kadar olan kısımda ne diyoruz? Baz diyoruz değil mi? Ha. Şimdi sıfırdan e, 7'ye kadar olan kısma biz asit diyormuşuz. E, o zaman bu üçü gösteriyor. 3 nerede bulunuyor? Evet asit de bulunuyor. Sürtünmeleri ve ip ağırlıkları ihmal edildiğinde sabit bir makarada 40 newtonluk yükü dengede tutabilmek için kaç Nm'lik? Bak makara. Çok da çizemesem de şöyle bir makara. İp buradan geçmiş şuraya gelmiş. Makaranın bir tarafında 40 Nm var. E, karşı tarafında kaç Nm olacak? E, ne diyor baksana burada? Sabit bir makarada 40'ın sonu dengede. Denge. Yani diyor ki, o zaman buraya da 40 takacaksın ki diyor. Ne olacak? Aynı olacak diyor. Aşağıdaki basit makinalardan hangisi desteğin arkada olduğu kaldıraçlara örnektir? Bak, destek arkada. Destek arkada. Şimdi bakalım. El arabası. El arabasının desteği nerede? Ön tarafta. Tamam, bu da arkada olarak sayılabilir ama Ar arada mı diyor? Ha pardon, desteği arada diyormuş. <laughs> Öyle bir okumuşum ki arkada diye. Arkadaşlar yandan baktığım için bazen kelimelerde atlama olur. Onun için sorulara şey yapmayın yani. Bazen yanlış yanlış çözüyoruz. Onları da hemen yorum kısmında yazıyorsunuz. Zaten bir linç ediyorsunuz maşallah. Bir seferde bana böyle şey yapmadınız. Linklerini böyle sevgi yumağı gibi yorumların hepsine kalp atmadınız. Bir kalp atsanız ah bir de görse böyle. Neyse aradadır diyor arkadaşlar. Arada. Şimdi bakalım arada nerede? El arabası nerede? Uç kısımda. E nerede? Uç kısımda. Maşa nerede? Uç kısımda. Niye bunlar uç kısımda? Çünkü az önce anlattım değil mi ben size? E bakıyoruz destek nerede? Uç kısımda. E şimdi e, buna bakıyoruz kıracak aşağı yukarı aynı. Bu da uç kısımda. E maşayla cımbız işte el arabası. El arabası da ortada şey ortada diyorum uç kısımda penseye baktığınızda pense nasıl bir yapıya sahiptir? Bak pense de yine makasın benzeri bir yapıya sahiptir ve destek nerededir? Aradadır. Yani makasada baktığınızda aşağı yukarı aynısına sahip destek orta kısımda olacaktır. Yani doğru cevap pense olacaktır. Geldik son soruya. Aşağıda kimyasal en, kimya endüstrisi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Ürün çeşidi oldukça fazladır. Yani bir ton madde var kimya ile ilgili. Kullanılan ham maddelerin %70'i ithal gelmektedir. Evet doğrudur. Girişimcilerin çoğu büyük şehirde yani büyük şehirde olmasa da gidip mesela Kayseri gibi bir yerde çok kimyasal malzeme yoktur. Genetik mühendisleri bu alanda çalışmaktadır. Genetik mühendisi dediğini Bak genetik nedir biliyor musunuz? Biyolojidir arkadaşlar. Genetik kimya ile alakası yoktur. Ha vardır da gene kimyasını bozarsınız ama biyoloji daha ağırlıklıdır. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi, iki yuvarlak gülen gülen şöyle kocaman kocaman yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hocam ders çok hızlı anlattınız diyorsunuz değil mi? Biliyorum ben de çok hızlı anlattım. Galatasaray Barcelona maçı var. İnşallah güzel bir skor alırız. Ona yetişmeye çalışıyorum. Hadi hoşça kalın.